Merhaba değerli arsörler. Yeni bir video ile bir daha karşınızdayız. Evet, bir süredir yoktuk. Şimdi bal Evet, sağımı yapıyoruz. şimdi bal sağımı yapıyoruz. Evet hocam. Üst kasaya dokunmayacağım. Üst kasada pek bir şey yok. Alt kasadan alacağım. Bunun üstünü örteyim. Bunlar yağmalamasın. Çünkü sıkıntı oluyor. Şuradan bakalım. Evet. Bu da yumurtalı. Bırakacağım kenara. Alacağımız bir çıta. Maşallah. Bu şekilde. Tamamıyla doğal ve organik bir bal. Geçen yıl balımızı 150 liradan sürmüştük. Bu sene çok yüksek miktarda bal yok. Ama bal çok kaliteli. Bu senenin balı. Bu yılın balı 200 liradan, parakente 200 liradan, 5 kilonun üzerindeki balları da 150 liradan süreceğim. Satışını böyle yapacağım. Balımız güzel. Arılarımızı dökelim. Bundan alıyoruz. Hızlı bir şekilde sağım yapmamız gerekiyor. Evet, bu da yumurtalı. Yumurtalı. Bunu bırakıyoruz. Ondan önce şuradan alacağımız bir çıtayı onun baş kısmına koyacağım. Buraya koyayım. Biraz kapatalım bunu. Evet, günlük var. Muazzam. Biz önce alt kasadan seçmemiz gerekenleri gösteriyorum bu sefer. Her seferde aynı tür videolar yapmıyorum farkındaysanız. Bu sefer de alt kasadan giriş yaptım. Hem yumurtası hem balı güzel. Bir yerinden kalkmayan bir çıta. Gördüğünüz gibi. Bunlar sağılabilir. Bunlar yalnız yumurtaları çıktıktan sonra sağımı alınabilir. Güz sağımı yapılabilir. Çıtalar oldukça ağır ama yumurtalı. Kenar çıtasına bakacağım. Büyük ihtimal bu kenar çıtasını alabilirim.
taraftan çekerken bir taraftan duman atarsak herhalde arıyı sakinleştirmiş olacağız. Bizi de arı sokmamış olacak. Evet, bu çıtayı alıyorum. Güzel. Evet, şuradan oraya bir çıta koyacağım. Gördüğünüz gibi bunu kenar çıtası yapacağım. Evet, bu arıdaki bir başka arıyla devam edeceğiz. Devam ediyoruz değerli arsaverler. Bana versen ben halledeyim bu sefer. Evet. Şuna bir bakalım da. Balını yemişler. Bir yüzünde var. Bunu alacağım. Balı olgunlaşsın diye biraz ben sağım zamanını geciktirdim. Balda yeterli sırlanmayı yapmamıştı arılar. O yüzden sağım zamanı biraz geciktirdim. Evet, bunlar az bir balı var. Kalsın o. Yani onlara da yiyecek gelsin. Evet, güzel. Hocam köre alayım ben. Güzel bir bal bulmuş. Görüldüğü gibi. Maşallah. Bir miktar sağım yaptım. Kovan başı 10 kilo, 12 kilo arası bal aldım. Sağdığım kovanlardan. Her sene kestane balı ağırlıklı kırmızı çıkan bal bu sene sarı çıktı. Yine kestane acılığı ve ağırlığı var. Fakat kestane ile ıhlamur aynı zaman içinde açtığından ıhlamur katkısı balda daha fazla görülüyor. Ama çok kaliteli. Dilin dibini acılığıyla buruyor bal. Bu arımızda çok güzel bir çıta alımı yaptık.
Görüyorsunuz. Alt kasadan da alırız bundan büyük ihtimal. Balığını vermek istiyor mu ya bunlar? Kasamızı doldurduk. 6 tane aldım buradan. Alt kasadan da sanırım bir 5-6 tane daha alınabilir. O yüzden yeni bir kovan getireceğim. Onu da boş kasaya alacağım kovana. Şu an kapatalım. Alırken devam ederiz.